Kritik bir süreçten geçen Türkiye 1 Kasım'da yeniden sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Ancak ortada çok ciddi güvenlik sıkıntısı var. Güneydoğu'nun bazı noktalarında sandık kurulamama tehlikesi söz konusu. Türkiye tarihinde ilk kez ortaya çıkan bu duruma göre bazı bölgelerde sandık kurulamayacak. Bir Kasım seçimlerine doğru geri sayım sürüyor. Türkiye yaklaşık bir ay sonra yeniden sandık başına gidecek. Ancak ortada çok ciddi güvenlik sıkıntısı var. Güneydoğu'nun bazı noktalarında sandık kurulamama tehlikesi var. Türkiye tarihinde ilk kez ortaya çıkan bu duruma göre bazı bölgelerde sandık kurulamayacak. İlgili kararlar da çıkmaya başladı. Şırnak Cizre'de ilçe seçim kurulu 3 mahalle, 26 köy ve mezrada sandık kurulmamasına karar verdi. Hakkari Merkez İlçe Seçim Kurulu da kent merkezine bağlı 3 mahalle, 26 köy ve 2 mezranın sandıklarını taşıma kararı aldı. On binlerce seçmeni etkileyen bu kararların devamının gelmesi bekleniyor. Bu konuda son sözü Yüksek Seçim Kurulu söyleyecek. Kararı bayramdan sonra vereceklerini söyleyen YSK Başkanı Sadi Güven, bayramdan sonraki ilk mesai gününde kurula gelişinde açıklama yaptı. Bizim gündemimizde yok. Sandık taşıma kararının bugünkü gündemlerinde olmadığını ifade eden YSK'nın önümüzdeki günlerde bu konuda bir karar vermesi bekleniyor. Ancak sandık taşıma kararının anayasal bir dayanağı bulunmuyor. 7 Haziran öncesi güvenlik endişesiyle Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan sandık birleştirme taleplerinin tamamı reddedilmişti. Bir muhtarlık bölgesindeki sandıkları başka muhtarlık bölgesiyle birleştirmenin tek şartı var, o da bir muhtarlık bölgesindeki seçmen sayısının 9'un altında olması. Muhalefet sandık taşıma kararına tepkili. CHP'nin YSK temsilcisi Hadimi Yakupoğlu şunları söyledi. Sandıkları taşıdığınızda seçimle ilgili meşruiyet tartışması ortaya çıkar. Oy kullanamadım, seçme hakkım ihlal edildi diyen bir sürü insan olacaktır. Ve bu insanların başvurularıyla Anayasa Mahkemesi'ne AİHM'e kadar uzanan bir hukuki süreç başlayacaktır. Sandıkları taşırsanız seçimlerin ülke genelinde iptali gündeme gelebilir, sandık taşımazsanız oy kullanmada sıkıntılar yaşandığı tespit edilirse 2002'deki Siirt örneğinde olduğu gibi sadece o sandık bölgesinin seçimleri yenilenir. Seçmenin nasıl taşınacağı da belirsiz. Sandık kurulamayacak kadar güvensiz olan, abluka altındaki mahallelere devlet nasıl girip seçmeni taşıyacak, oy kullanma saatine kadar oy kullanmak isteyen herkes nasıl sandığa götürülecek, taşıma sırasında siyasi partiler arasında ayrım yapılıp yapılmadığı nasıl belirlenecek?